Dünya Anneler Günü kutlu olsun. Derbilerin zorluğunu hepimiz biliyoruz. Bugün de Beşiktaş taraftarlarının buradaki coşkusu, takımlarına verdikleri enerji ve desteğiyle beraber çok zorlu geçeceğini biliyorduk. Bunun bilincinde buraya gelmiştik. Çok sert bir maç oldu. Çok fazla oyun durdu. Biz normalde birazcık 55. dakikaya kadar çok fazla kendi oyunumuzu oynayamadık. Sebebi oyun çok fazla durdu. Rakip dediğim gibi çok sert baskılar yaptı. Kendi taraftarıyla önünde bizi oynatmamak için çok yakın, çok baskı kurarak oynamaya çalıştı. Hakem de buna müsaade etti. Ama sonuçta bir gol attık. Bir tane daha bir pozisyonumuz vardı çizgiden. Yanılmıyorsam Lerin çıkardı. Bir pozisyonda Serdar'ın vurduğu vurmayıp belki İrfan'a çıkarsa bir pozisyonumuz daha olabilirdi. Rakibin de Beşiktaş'ın da birkaç tane pozisyonları var. Kaçan bir penaltısı var. Bir tane direkten dönen pozisyonları var. Çok fazla pozisyonlu bir maç olmadı. Sonuçta iki takım da çok iyi bir mücadele etti. Onu söyleyebiliriz. Çok sert bir maç oldu. Burada mücadele açısından her iki takımın elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştı. Ancak biz buraya kazanmak için geldik. Her ne kadar elimizde 7 tane oyuncumuzun yokluğunda buraya gelsek de bugün sahaya çıkan oyuncularımız sahada olmayan arkadaşlarını aratmadıklarını düşünüyoruz mücadele anlamında. Sonuçta burada 12 maçtır kendi evinde derbilerde kaybetmeyen Beşiktaş'a karşı biz de buradan 1 puanla ayrılıyoruz. 1 puan bizim için kötü mü değil. Sonuçta biz ligi ikinci bitirmek için mücadele ediyoruz. Rakibimiz aramızda bu akşam itibariyle 5 puan oldu. Onların yarınki maçını bekleyeceğiz sonucunu. Hafta sonundaki Karagümrük maçına da en iyi şekilde hazırlıklarımızı devam edeceğiz. Yok, onu şöyle söyleyebiliriz. Novak bir gol attı, iki penaltıya sebebiyet verdi. Zaten kendisi de yani biz konuştuk. Mecburiyetten Novak'ı oynattık. Çünkü oynatacak başka oyuncumuz yoktu. Yani o da elinden geleni yaptı. Luis bugün iyi maç çıkardı. Bana göre Marcel iyi maç çıkardı. Sadece dediğim gibi bu baskı altında, bu sertlikte biz daha iyisini yapabilirdik. Çok fazla uzun top oynadık ilk devre. Onu yapamadık, onu söylüyorum. Ama mücadele aslında herkes elinden gelen en iyisini yaptığını düşünüyorum. Doğru bir tespit. Bugün Serdar Dursun'u daha önce oyundan alacaktım. İstediğim bağlantıları yapamadı. Yapamadığı için ayakta da kalamadı orada. Aslında bizi oradaki geçiş oyunumuzda set oyunu yerleştirmede Serdar Dursun çok önemli bir oyuncu olduğu için bekledim hay yapacak diye devre arasında kendisini uyardım. Biz kendi futbolumuzu oynayalım. Buraya futbol oynamaya geldik. Rakip her ne kadar sert oynarsa oynasın biz futbolumuzu oynayalım. Kazanırız kaybederiz dedim oyuncularıma. Birazcık 55'ten sonra bunu yapmaya başladık ama bu sefer de sizin dediğiniz Serdar Dursun bugün birazcık daha 3. bölgeden 2. bölgeye gelip o bağlantıları kurabilseydi daha etkili olabilirdik. Olmadı. Bazen işte maç oyuncuların performansları sizin elinizde olmayan bir şekilde yapamıyorsunuz yani bazı şeyleri. Yapamadığınız zaman da maalesef bunlar oluyor. Hamlelerimizi yaptık ama dediğim gibi biraz daha bekledim, hep bekledim. Daha önce de yapabilirdim. Ama bugüne kadar yaptığı için biraz kredisi vardı Serdar Dursun. Onun için bekledim. Sizce? Ya şimdi tabii ki şimdi Crespo'nun olmamayışı, diğer oyuncularınızın da olmaması tabii ki keşke elimizde olsalar ama çok şanssız sakatlıklar yaşıyoruz. Mesela kas sakatlığı değil bunlar. Oyun içerisinde normal bir çarpışma oluyor. Her kim oyuncu, hangi oyuncu çarpılsa sezonu kapatıyor. Böyle bir şanssızlıklar yaşıyoruz yani. Hep böyle şanssızlıklar oldu bizim için. Tabii ki bugüne kadar istediğimiz sağlıklı oyuncular elimizde olsa da onlarla oynayabilseydik. Ama onların yerine oynayanlar da bizim oyuncumuz. Ben bugün Luis'in yani şu ana kadar oynadığı oyunda en iyi oyunu oynadığını düşünüyorum. Bugün bize göre iyi oynamıştır Luis. Ama dediğim gibi pas trafiğinde bizim istediğimiz topun hızını arttırmada daha tam mıyız? Orada birazcık soru işaretleri var. Orada haklı olabilirsiniz ama şimdi bu takım bir sistemden bir sisteme geçti. Luis şimdi yeni oynamaya başlıyor. Yeni form tutmaya başladı. Bunlar bu geçiş süresinde olabilir yani.
Ya biz ekip olarak geldiğimiz günden beri ben 3 şey söylemiştim. Bunları başarmam gerekiyor demiştim. Bu takımın ihtiyacı olan bir fizik, iki mental, üç taktik disiplin. Bunları başardık biz. Bunları da oyuncularımıza konuşarak, çalışarak, onları ikna ederek biz başardık. Daha sonra gördüler ki kolay olmadı. Yani burada bunları çalışırken, yaparken bir de 3 günde bir maç oynadık. Avrupa Kupası, Ziraat Türkiye Kupası biliyorsunuz, lig. Bazı oyuncuların da Avrupa Kupası'nda oynatamadık listede olmadığı için. Cezalar vardı, Covid hastalık durumları vardı. O geçiş süreci bize 1,5-2 aya mal oldu. Yani o ara dikkat ederseniz işte Slavia'ya 2 maçta mağlup olduk. Sonuçta iyi oynasak da 10 kişilik bir Kayseri'ye kupadan elendik. Ligde 2 kere öne geçtik. 2 maçta da berabere kaldık. Antalya maçı, Sivas maçı. İlk yarılar iyi oynamamıza rağmen. Başakşehir'e kendi evimize kaybettik. Ondan sonra bizim çıkışımız başladı. Çıkışımız haftada bir maça düştü. Daha fazla takımla biz antrenman yapmaya başladık. Daha fazla çalışma, daha fazla analizlere, rakip ve kendimizi takımı anlatarak bizim önemli oyun gücümüz ne olmalı, ne yapmalıyız, referanslarımız nasıl? Oyuncularımıza bunları konuşarak, göstererek, çalışarak ve ikna ederek onlar da bunu kabul ettiler. Sonra antrenmanlardan çok keyif almaya başladılar. Antrenmanlar bizim sistemimize uygun, tempolu, dinamik antrenmanlar yapıyoruz. Bazen bazı şeyleri bir grup takım kabul etmemeyebilir. Onun için bu oyuncularımız kabul etti. Hepsi de karakterli, düzgün çocuklar. Hep beraber bugünlere geldik. İnşallah şu 2 maçtan da en iyi sonuçları alıp ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Selahattin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel düşüncesinden dolayı bizim yöneticimiz her gün beraberiz. Bizden sorumlu kendisidir. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz Fenerbahçe'mize, taraftarlarımıza, camiamıza tekrar Kadıköy'de taraftarlarımızla birlikte güzel futbol oynayarak, iyi mücadele edip taraftarlarımıza ve camiamıza layık olmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yani bugüne kadar yaptık ama daha iyisini de yapabilirdik. Kalan 2 maçta da en iyi şekilde yapıp söylediğim gibi ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Yani neyi farklı yaptım? Yani sonuçta ben de futboldan gelen bir insanım. Futbolcunun ne istediğini iyi bilen antrenörlerden bir tanesiyim. Bir de yani uzun yıllar burada futbol oynadım, antrenörlük yaptım. Ben oyuncularımla çok içten yani kalpten samimi bir insanım yani. Ben hayatım boyunca rol yapmadım. Yapmacık davranamam yani. Neysem oyum yani. Ben iyiyi de kötüyü de çekip onlara en güzel şekilde aktarabildiğimi düşünüyorum. Bir oyuncum benim eğer hata yapmışsa veya bir pozisyonda oyun içerisinde bizim istediğimiz bir tempoyu yakalayamıyorsa veya bir pozisyon hatası yapıyorsa bunu net bir şekilde ben kendisine söylüyorum. Ama bu söylerken de onu da ikna ederek, onu da kırmayarak bunu yapıyorum. Hem analize göstererek hem kendim bunu birebir onlarla konuşarak bunu yapıyorum. Bir de iyi çalışıyoruz. Söylediğim gibi yani iyi çalıştık. Gerçekten iyi çalıştık. Onlar da bu yaptıkları işten keyif alıyorlar. Hem antrenmanlarda hem maçlarda. Onun için bugünlere böyle geldik.